Samsun'da anne ve babası işitme engelli olan 27 yaşındaki Tugay Kurtgözlü. 7 yaşından beri işitme engellilere tercümanlık yapıyor. İlk tercümanlık hikayem şöyle başladı. İşte annemin bir arkadaşı işitme engelli, hastaneye gitmek istiyor. Ama onun çevresinde konuşan kimse olmadığı için veya işte işaret dili bilen kimse olmadığı için bize geldi. Böyle böyle bir durum var. Hani yapabilir mi, yapamaz mı kısmını konuştuk. Akabinde hani ilk tercümanlık hikayemle beraber bunu bugüne kadar devam ettirmeye başladım. Anne ve babasının engelini mesleği haline getiren Kurtgözlü, kamu dairelerindeki personellere de işaret dili eğitmenliği yapıyor. KODA olarak, yani anne babası işitme engelli bireyler olarak işaret dilini sesli konuşmadan önce öğreniyoruz. Aslında çevremde de daha önce işaret dili bilen bireyler olmadığı için annemin, babamın yakın çevresindeki işitme engellilere de tercümanlık hizmeti vermeye başladım. Ve aslında baktığınızda bunu 7 yaşından bu yana yürütüyorum. Hastaneyle başladı, daha sonra emniyet, daha sonra iş başvuruları. Yani aslında işitme engellilerin ihtiyaç duyabileceği bütün alanlarda tercümanlık hizmeti vermeye başladım. Ve tabii bunu yaparken aslında tamamıyla gönüllülük esaslı başladık. Daha sonrasında yani şunu fark ettim. Benim anne babamın engeli aslında benim mesleğim olmaya başladı. Çünkü belli bir süre sonra bu işaret dili tercümanlığını işaret dili eğitmenliği sürecine götürmeye başladım. Atakum İşitme Engeller Spor Kulübümüzde işaret dili eğitimlerini veriyoruz. Orada işte 7'den 70 aslında bütün isteyen kişiler işaret dili eğitimi alıyorlar. Personele özel eğitim veriyoruz. Çünkü aslında kamu dairelerinde işaret dili çok büyük bir eksiklik. İşaret dili bilinmiyor olması. Bu toplumun bir parçası olan işitme engelli arkadaşlarımız kamu dairesinden destek almak istediklerinde büyük bir sorunla karşılaşıyorlar. Dertlerini anlatamıyorlar ya da işte hani bir şekilde iletişim yolu bulsalar eksik kalıyor. Bizler de tabii ne yaptık? Kamu dairelerinde bunu yaygınlaştırmayı düşündük. Hatta adına da erişim hareketi adını vererek bu çalışmamıza başladık. Kurtgözlü, işaret dili eğitimlerinin sadece kamu kurumlarında değil, özel sektörlerde de personellere öğretilmesi gerektiğini ve bu konuda da çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi. Hedefimiz işte Atakum Belediyesi ile başlayıp aslında bütün kamu dairelerine bu işaret dili eğitimlerini vermek. Tabii aynı zamanda kamu daireleri diyorum ama özel sektördeki arkadaşlarımız için de derneğimizde bu çalışmalarımızı yürütüyoruz.